Bitkisel ürünlerle romatizma rahatsızlıkları nasıl tedavi edilir? Evet. Romatizma, 200 çeşit romatizma var. Bunlardan en yoğun görüleni, en sık görüleni artrit, eklem iltihaplanmasına artrit denir. Artroz, eklemlerin deforme olması, bozulması, kıkırdakların erimesi nedeniyle kemiklerin formu kaybetmesi, yamulması. Poliartrit, birçok eklemde görülürse poliartrit denir. Fibromiyalji, yumuşak doku romatizması. Bazıların omzu, bazıların sırtı, bazıların beli tutulur. Bazen de bütün vücutta ağrı olabilir. Ahmet Işıkırı. Evet, biz Rahatsızlık diğer olduğu gibi yavaş yavaş eğilir. evet. Şekil bozukmasıyla bulup Diğer bir iskelet. tabirle kambur Evet. diyerek adlandırabiliyoruz, değil mi? Yavaş yavaş. Şimdi bu tür romatizma rahatsızlarının sebebi kişi herhangi bir nedenle üşütmeye, grip, nezleye yakalanmışsa ve dikkat etmemişse zamanla iltihaplar eklemlere yerleşir. Yani çok basit diş mesela diş dibinde iltihap oluştu. Herhangi bir nedenle dişi çürüdü, tedavi olmadı. Diş dibindeki iltihaplar romatizmayı tetikler. Birçok etken var. Fakat en önemli etken bağırsaklardan gelen toksik maddenin karaciğer tarafından arıtılamaması, karaciğerin zamanla yorulması, yağlanması. Karaciğer yorulur da yağlanırsa ne olur? Karaciğer elangaz, desturaz gibi birçok enzim salgılar. Bu enzimlerden bu iki enzim asit de prostaglandin 1, E1, prostaglandin E2 denen hormonların ham maddesine dönüşür. Birçok hormonun ham maddesidir. Yani zeytinyağı hormona dönüşür yavaş yavaş. Bu dönüşümü de sağlayan enzimlerdir. Fakat karaciğer bağırsaklardan gelen toksik maddeler nedeniyle yorulur, yağlanır, görevini yapamazsa, enzim oranı azalırsa prostaglandin E1, E2 yerine lökotrin denen bir madde ortaya çıkar. Bu da iltihapları azdırır. Bütün iltihapları azdırır, romatizmayı azdırır. Almanya'nın Münih şehrinde yapılan üniversitede yapılan klinik araştırmasında romatizmaya yakalananların eğer ki peynir yiyorlarsa, aşırı et yiyorlarsa ürük asit yükseliyor. Ürük asit yükselmesiyle birlikte romatizma hastalığı da artıyor. Romatizmayı tetikleyen sebeplerin başında alkol, beyaz un mamulleri mesela direkt şekere dönüşür beyaz un. Bu da asidoza sebep olur. Asidoz kemikleri eritir, zararlıdır. Yani beyaz un, vitamin, mineral, enzim, lifli madde içermez. Glikoz, nişasta direkt dizakarida yani şekere dönüşür. Bu da bağırsaktaki mantarların çoğalmasına sebep olur. Mantarlar da toksik madde üretir. Etan, metan, butan gibi gazlar. Yani bu da asidoza sebep olur. Bu nedenle şekeri bırakmak gerekir. Yerine Evet. şu gördüğümüz şeker otunu kullanmakta fayda var. Bu şeker otu aynı bildiğimiz pancar şekerinden elde edilen şekerden 30 kat daha tatlıdır şeker otu. Çok çok tatlı ve hiçbir kalorisi yok. Sıfır kalori. Tamamen doğal zaten tamamen doğal. bitkiden. 4000 yıldır Kızılderililer bunu tatlandırıcı olarak kullanmakta şeker otunu. Ben yiyeyim bundan biraz. Şekerotu günümüzde başta Japonya'da en çok bundan elde ediyorlar. Kullanılan şekerin %80'i şekerotundan elde ediliyor. Stevia rabudiana denen bu bitkiden elde edilir. Karaciğere, pankreasa, eklemlere, kemiklere, sinir sistemine hiçbir zararı yok. Özellikle şeker hastalarının rahatlıkla kullanabileceği
bir doğal bir ürün olarak da düşünebiliriz, tabii, değil mi? Özellikle şeker hastalarını mutlaka tatlandırıcı yerine mesela aspartam ve zakarit. Evet. Amerika'da yapılan klinik araştırmasında bu tatlandırıcı, şeker hastalarını tatlandırıcı olarak kullandıkları zakarin ve aspartam gibi tatlandırıcı maddeler beyinde tümör oluşmasına sebep oluyor. Evet. Bu tür tatlandırıcı kullananların beyinde ur oluşuyor. Belgelendi bu. İsteyen girsin İngilizce siten aspartam.com. Bu nedenle doğal şekere dönmek gerekir. Japonlar bununla ilgili klinik araştırması yapmışlar. Hiçbir yan tesiri yok. Artı şeker otunu mesela büyüdüğü zaman üstünden kesiyorsunuz. Evet. Tencerede, tavada veya fırında kavuruyorsunuz. 300 dereceye kadar birleşiminde etken madde zarar görmüyor. 300 derece. Hı hı. 150-200 derecede kavurursunuz. Nane gibi veya maydanoz gibi toz haline geldikten sonra ufalarsınız. Kavanoza koyup kahveye, çaya, tatlandırıcı, keklere kullanılabilir. Zaten günümüzde birçok ülkede kullanılıyor. Şimdi ben birkaç defa televizyonlarda bu şeker otundan bahsettim. Akdeniz Üniversitesi de bu yıldan itibaren şeker otu üretmeye başlamışlar. Onlar da programlarını almışlar. Türkiye'de de bu demek ki önümüzdeki yıllarda doğal şeker otu bizde de olacak. Doğal şeker otuna dönülecek demek. Bu arada şeker otunu sadece o şekilde değil, kavurarak değil de normal şekilde de kullanabilirler değil mi? Bir dalını atıp şekerimize katıp tamamen. Erzurumlar çay içerken kıtlama içerler. Atarlar bir küçük bir parça ağızlarına. Yani karıştırarak içmezler. Şeker yavaş yavaş erir. Öyle içerler. Bunu da kıtlama yerine işte bundan bir dalı koparıp ağzına atarak kullanabilir veyahut da tozunu direkt çaya katılabilir. Hı hı. Çay demlenirken direkt demlenebilir şekerli. Bir herhangi bir kolerisi yok, yan tesiri yok. İltihapları tetikleyen diğer önemli faktörse peynir. Hı hı. Dünyada 4 milyar insan peynir yemiyor. Çin, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos, Hindistan. 4 milyar. Neden? Çünkü peynir demek yağ demek. Yağlar yağ asidine dönüşür. Yağ asidi aside dönüşür. Bu da kişinin kanını bozar. Asidoza sebep olur. Asidoz çok tehlikeli bir şeydir. Bünyemiz bu asidi hemen nötrleştirmek için aşırı kalsiyum harcar. Yani peynirden diyelim ki 100 gram peynir yedi kişi. 200 miligram kalsiyum aldıysa 500 miligram kalsiyum kaybeder asidoz nedeniyle. Bu nedenle asla peynir yememek gerekir. Peynir asitlenme nedeniyle iltihapları tetikleyicidir, zararlıdır. Ama biz biliyoruz ki peynir bizim için çok yararlı. Özellikle küçük çocukların kalsiyum ihtiyaçları için o şekilde olmasını hep söylüyorlardı. Eski bir hikaye. Evet. Mazide kaldı. Yani birçok günümüzde söylediğiniz doğru. Tabii hala deniliyor ki çocuklarınıza peynir yedin kemikleri güçlensin. Hı, çoğu çocuk da sayamaz. Benim yengem kendi doktoru demiş ki sürekli ve her zaman bol bol peynir ye. Evet. Kadıncağız peynir ekmek çocuklarına, kocasına yemek yapıyor. Kendi peynir ekmek. Ne oluyor dedim ya? Aa doktorum dedi. Ya yapma yanlış. Tamam. Okey. Ben Almanya'ya dönmüştüm. Dedilerek yenge hastalandı. Nesi var? Midesinden gastrit rahat. Sonra birkaç ay sonra dediler ki efendim onkoloji kalktı. Ne oldu? Mide kanseri. Yapmayın etmeyin. Efendim rahim kanseri, kemik kanseri. Ve hastanede müdahale edilmedi zaten. İttirmediler. 3 ay içerisinde 70 kilo gelen kadın 35 kiloya düştü, eridi gitti, öldü, vefat etti. Neden? Kalsiyum kemiklerde dahi peynir kalsiyumu emiyor, yok ediyor. Çünkü aşırı asidoza sebep oluyor. Asit. Avrupalılara, Amerikalılara bakın hepsi peynir yiyor. Hepsi tank gibi yürüyemiyorlar. Obez. Aşırı şeker ve aşırı peynir tüketiyorlar. Avrupalılar, Amerikalılar. %80'i obez. Evet. Çin, Hindistan bakın peynir yok. Tatlı yok, peynir yok. Asit yok. Asidoz yok. Vücut temiz. Ben 15 hatta 20 yıldır
peynir yemiyorum. Ne oldu? Bir eksim var. Yok. Alışıyor. 40 gün bir insan bir şey yemezse onu artık bırakabilir. Ben mesela eskiden çok demli çay içerdim. Siyah çay bağırsakları kurutuyor. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engelliyor. Çay 2 dakika demlenir. 3 dakika demlenmez. Şimdi mesela bu çay taze mi? Taze. O zaman içilebilir. 2 dakikadan fazla demlenmemişse. Çay 2 dakikadan fazla demlenmişse tanin denen bir madde deme geçer. Tanin bağırsakları yağlı boya ile boyamışsınız gibi kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Deri hastalıklarına, alerji hastalıklarına sebep olur. Dünyada Türk tarzı çay demlemek yok. Avrupa'ya gidin, Afrika'ya gidin, Asya'ya gidin. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde siyah çay ama. 2 dakika demlenir. 3 dakika demlenmez. 2 dakika. Çünkü 3 dakikadan sonra tanin deme geçer. Tanin de bağırsakları kurutur. Bizde de çay dibe çökene kadar çay asla 3 dakikadan fazla demlenmemeli. Evet. Demlendiği zaman bağırsaklar kurur, alerjik hastalıkları tetikler. Deri hastalıklarını, romatizmayı tetikler. Yani peynirin her türü asidoza sebep olur. Ve iltihapları tetikler, romatizmayı. Mesela Zonguldak'tan bir teyze yanlış beslemesiyle hem dizden hem kalçadan protez takılması gerekiyor. Namaz kılamıyor, secdeye eğilip kalkamıyor. Oturduğu yerde namaz kılıyor. Hareket edemiyor, ayağa kalkamıyor. Ağrısızı çekiyor sürekli. Zonguldak, Ankara, İstanbul. Bütün buradaki bu işte uzmanlaşmış hastaneler diyor ki amel et. Evet. Kızı var İstanbul'da. İksir, tonik, romatizma çayı. Almış göndermiş bizden, almış göndermiş. Bir gün birisi geldi, kapıya vurdu. Dedi ki İbrahim Gökçek, sen beni tanıyor musun? Buyurun dedi. Ben Zehra Hanım. Dedi ki sen beni tanımıyor musun? Yok tanımıyorum. Dedi ki kızım sizden sürekli iksir, tonik, çaylar aldı gönderdi. Ben sizin ürünlerinizi kullandım 6 ay. Ve şimdi bak geziyorum evde değil yürümek, gezmek. Oturduğum yerden bile namaz kılamıyordum. Secdeye gidemiyordum. Önce Allah'a sonra senin sayende artık geziyorum dedi. Elinde bastonla geziyor. Beni görmek için ekstra gelmiş. Mesela Süleyman Bey'in annesinde kemik erimesi olmuş. Kemik erimesi nedeniyle ameliyat olması gerekiyor. Fakat doktorları birçok hastalığı, tansiyonu, bronşitü vesaire vesaire kalp yetmezliği var. Ameliyat olursa masada kalır demişler. Süleyman Bey dedi ki ne yapılabilir? İksir, tonik ve kemik çayı. 6 hafta kullandıktan sonra tekrar doktoruna gitti. Doktor dedi ki kemikteki kalsiyum oranı %68 yükseldiğinden kırılma riski olsun. Kalça veya dizdeki ortadan kalktığından ameliyata gerek kalmadı. Mesela Düzce'den bir genç 19 yaşında ankilozan spondilite yakalanmış. Yürümekte zorlanıyor. Yavaş yavaş bükülmeye başlamış böyle. Ağrı sızı içerisinde. O kambur dediğimiz. Ankilozan spondilite. Yavaş yavaş kamburladı. Dedi ki ya beni tedavi edebilir misin? İnşallah dedim ankilozans her türlü romatizmayı tedavi ettik. Başta kendim vibromiyalji. 13 sene belime kuşak sardım. 3 metre uzunluğunda dedeler gibi. Evet. 13 sene ilaç kullandım. Kurtuldum. Ama sizinki farklı. Bir bakalım görelim dedim. 6 ay kullandıktan sonra Düzce'den geldi. Dedi ki ben falan şansım. Evet. Hamdolsun artık futbol bile oynuyorum dedi. Bak geziyorum. Yani hayatı sınırlanmış olan yavaş yavaş ağrısız içerisinde hareket edemeyen şahıs hamdolsun çok çok ağrı rahatsızlığından kurtuldu. Evet. Her türlü hastalık tedavi edilebilir. Önemli olan geç kalmamak. Kişi ne kadar geç müdahale ederse bu tür rahatsızlığa tedavisi de o kadar sarkar. Sanırım en önemli nokta da bu. Yani başladığı anda bu tür tedaviler uygulanırsa çok daha yararını ve faydasını görebilirler daha kısa diye. Sürer. Evet. Evet. Romatizma türleri var mı? Kaç çeşit romatizma türü var? Yumuşak doku romatizması mesela bazı insanların beli tutuluyor. Sabah kalktığında oklava yutmuş gibi eğilemiyor, bükülemiyor, hareket edemiyor. Bel ağrılarından duramıyor. Bende böyle bir rahatsızlık vardı. Hı hı. 13 sene ilaç kullandım. Kullanmış olduğum ilaçlar midemde gastrite sonra ülsere böyle büyük bir yara oluştu. Evet.
bu midemdeki ülser için almış olduğum ilaçlar dizimde kemik erimesine sebep oldu. 26 yaşında yavaş yavaş gidiyoruz yani. Dedim ki doktora, ya bende şu problemler çıktı. Ne oluyor? İlaç kullanırsan bunun sonu bu. Kimyasal ilaç kullandıkça sorun yok. Mesela Haymana'da Kaplıca'ya gitmiştim. Orada bir yaşlı bir amcayla konuştum. Adam kapımı alayım dedi. Elini buraya attı. Tansiyon oraya attı. Karaciğer buraya attı. Mide, böbrek derken sinirlendi. Bütün haplarını masanın üstüne koydu. 20 çeşit hap. Zamanında akut nefrit yani böbrek iltihaplanma üşütmesi nedeniyle bir ilaç kullanmış. Ona zarar vermiş. O ona bir sürü hastalık tetiklemiş. Yani kimyasal ilaç kullandıkça bir sürü diğer hastalığı tetikliyor. Bu nedenle kimyasal ilaçlardan mümkün oldukça uzak durmak gerekir. Evet. Yani vücudu daha çok tahrip ediyor. En tabii ki en güzeli doğal ilaçları kullanmak hepimiz için daha yararlı ve faydalı, evet, olacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Bu keyifli sohbetimizin bugünlük de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet efendim, bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.